Herkese merhaba. Herkese merhaba. İyi bayramlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün bayramın ikinci günü, bayramımız mübarek olsun. Dün bizim gezme faslımız filan bitti bir günde. Zaten eşim bir gün izinliydi. Bugün normal hayata geri döndük değil mi? Berat bende. Akşam geldi. Şimdi yemek yapacağız. Onunla evi toparladık. Balkonları yıkadık. Çamaşıra makine attık. Yani bayram olduğu hiç belli değil bizim için. Tamam halacığım. Bezelye çıkardım buzluktan. Bezelye yapacağız. Bir tane soğan, iki havuç, bir tane patatesten bezelye yemeği yapacağım. Zeytinyağlı. Yalnız çekemeyebilirim. Çünkü... Anne dedim. Ne? Dedim. Tamam oturacağım. Ne oldu? Hadi araba. Araba mı? Hmm. Ne yiyorsun? Abi gitti. Balkonu yıkadık. Berat'ı yıkadık. Evi toparladık. Yemeği koyduk. Şimdi Berat çitos mu, deret olsun ne o bilmiyorum adını ben. Bundan yiyor. Su içiyor. Değil mi halacığım? Yemeğe bakayım ben. Bakalım. Bir karıştıralım yemeği. Evet. Yemeğimiz pişiyor. Çamaşırımızı açtık. Şöyle. Patatesler pişince kapatıyorum ben bu bezelye yemeğini. Şöyle bakıyorum. Bir 5-6 dakika daha kaynadıktan sonra kapatacağım. Yanına da pilav yapacağım. Herkese yeniden merhaba. Geçen gün yaptığım 3 malzemeli kurabiyeden yapacağım arkadaşlar eşime. Çok beğendi. Ben de çok beğendiğim için. Onun için bunlar burada. Markete gittik geldik Berat'la. Bez aldık. Yumuşatıcı aldım. Şu kırmızıya bayıldım. Çok güzel. Kesinlikle deneyin. Sonra çorba, meyve suyu, sana yağ. Bunu kurabiyede tereyağım az kaldığı için yarısını da sana yağ koyacağım. Kuru soğan ve 2 tane pınar süt, light süt. Bir tane de su aldım şöyle büyük. Şöyle bakın 5 litrelik. Çünkü suyum bitmek üzere ve bugün sucular kapalı haliyle bayram olduğu için. Böyle. Şimdi ben kurabiye yapacağım. Tarifi için buraya tıklayabilirsiniz. Çünkü göstermeme gerek yok. Önceden tarifini yapmıştım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün annemlerle pikniğe geldik ve deniz börülcesi, bırakın bunu, full deniz börülcesi var. Aldık poşetleri, toparlayacağız. Ben şaşırdım yani, böyle ilk defa gördüm. Annem gösterdi. Anne, Allah, ıslanıyoruz. Islanıyoruz. Çok fazla var burada. Öyle böyle değil. Topluyoruz. Bakalım nasıl toplayacağız. Kökünden mi toplayacağız? Kökünden çekiyormuşuz. Şöyle. Şöyle bakın. Şöyle poşete dolduruyoruz. Göstersene. Biz şimdi bunları toplayalım. Evde nasıl bunları saklayacağımı göstereceğim. Merhaba arkadaşlar. Dün pikniğe gittik. Piknikten şöyle göstermiştim zaten. Şu deniz börülcesini toparladık. Bilen vardır aranızda. Bu deniz börülcesini Egeliler bilir zaten. Zeytinyağlı her şeyi bilirler. Bunu haşlıyoruz. Pazarlarda da satılıyor. Ama biz dün bayağı cennet gibiydi. Yani her yerde bundan vardı. Toparladık. Şimdi bunu haşlayacağım. Şimdi de yemekten sonra. Sonra şunu şöyle sıyırıyorum. İçinde kılçığı çıkıyor. Nasıl göstereyim bir tane. Şu içindeki bakın şu kılçığı çıkıyor. Çok rahat bir şekilde haşlandıktan sonra. Bol zeytinyağı, bol limonla birlikte muhteşem ve çok faydalı bir salata oluyor. Tabi bunların hepsini yapmayacağım. Haşlayıp porsiyon porsiyon buzluğa koyacağım. Ben şimdi bunları şöyle saplarını makasla kesip şu saplarını ayırıyorum. Bu şekilde kaba koyuyordum ama acıktık ve ben bugün yine midem ne oluyorsa şu bir aydır her hafta şiddetli bir mide ağrısı çekiyorum. Sabah yine o ağrıya tutuldum. İlaç filan içtim ama neyse, böyle hani hamur gibi katı bir şeyler böyle zamanda bana iyi geliyor. Midemi tutuyor. Kahvaltıda karpuz yedim sadece. Başka bir şey yemedim çünkü midem çok rahatsızdı. Sonra çorba içtim ama onlar da fayda etmedi. Hem eşimin canı istediği için hem ben
midem için hem de canımız istediği için makarna yapıyorum şu an. 4 aydır ilk defa makarna yiyeceğim. Tabi az yiyeceğim. Kase kadar yiyeceğim. A101'e gidelim. BİM'e gittik, geldik. Eksikler vardı. Onları aldık. Peynir yoktu. Şu Ezine tam yağlı inek peynirini aldık. Bin Vezir marka. 7,5 liraydı. Bilmiyorum. İlk defa deneyeceğiz. Yoğurt aldık. Biliyorsunuz bizde yoğurt, süt eksik olmuyor. 2 tane süt aldık. Şöyle. Sonra makarna hiç yoktu evde. Aylardır yapmadığım için makarna aldık. Şöyle bir ondan. Bir bundan. Bir tane şundan aldım. Bu da 1.70 miydi? 1.20 miydi? Neydi? Rus salatası. Bir tane mantı çorbası. Bunları ilk defa deneyeceğim bu arada. Omaç çorbası. Bunlar yoğurtlu ve naneliymiş. Dediğim gibi ilk defa deneyeceğim. Bir de Hürrem'in tarhana çorbasını aldım ilk defa. Bir de şundan aldım. Kahvelerin yanına koymak için. Sonra bir de son olarak Tukaş'ın közlenmiş biberini aldım. Bunu da ben çok sevdiğim için. Şimdi su kaynıyor. Makarnayı yapacağım. Oraları gösteremeyeceğim. Çünkü çok işim var. Ve ara sıra böyle midem yine rahatsızlanıyor. Oturup dinleniyorum. Sonra kalkıp devam ediyorum. Şimdi bugün evde. O yüzden arkadaşlar çok bir şey çekemedim. Hatta dün videoda gelmedi. Öyle. Dün de gratis alışverişi yaptık. Dün biz annemlerle pikniğe gittik. Biz onları davet ettik. Pikniğe gittik. Orada da çekmedim. Çünkü kalabalık da yani. Bazen çekilmiyor. Gratis alışverişim oldu. Onları da hemen sizlere göstereyim. Evet, gratis alışverişim burada. Tamamen eksiklerimi aldım. Başka gereksiz hiçbir şey almadım. Bayram indirimindeydi. Hazır. İyi oldu. Neler aldık? Benim her zamanki şampuanım Head & Shoulders biliyorsunuz. Şu ikisi 19 liraydı. Bu küçük 350 milimlik. Bu da yarım kiloluk mu? Evet. Bu 550. Bu da 350, 360 milimlik. İkisi 19.90'dı. Tanesi normalde zaten 15, 16, 17 değişiyor gramına göre olduğu için indirimden hazır aldım. Boya aldım. Son zamanlar bunları yapıyorum. Çok da güzel oldu bence. Kumral ve küllü kumralı. İki paket yapıyorum daha rahat olsun diye. Kumral ve küllü kumralı karıştırıp boyuyorum. Çok da memnun kaldım. Saç kremi olarak şu Pantene aldım. Bundan bir ara yine kullanıyordum geçen sene. Got2B'ninkini şu an bitirdim. Onu alacaktım ama çok pahalıydı. 35 liraydı. Ben o zaman 18'e falan almıştım geçen sene onu. Bir sene gitti o bana. Bayağı da güzel, memnun kaldım. Çok pahalı olduğu için, Pantene'ninki indirimde olduğu için, bu da 10 lira olduğu için bunu aldım. Duş jelimiz hiç yoktu. İndirim vardı. Şunun iki tanesi, bir alanı bir bedava, 8 liraydı. Bunu ilk defa deneyeceğiz. Almanya'dan ithalmiş. Şöyle bir ballı, bir de neyle bilmiyorum. Güzel bir kokusu var. Şu ikisini aldık ve bayağıdır istediğim bir şeyi aldım. İndirime gelmesini bekliyordum. Bronzer, şu Wet n Wild'ın bronzerını aldım. Bunun aydınlatıcısını kullandım. Çok memnun kalmıştım. Şimdi bronzerını aldım. Bikini Concept diyor. E740 bunun kodu. Şu an indirimde bu. Bilginiz olsun. 17 lira. 17 küsur lira. Normal fiyatı 25 lira. Dün kullandım. Şuraya bakarsanız çok da memnun kaldım. Tek şeyi simli gibi. Parlaması iyi değil ama. Neyse, yazın iyi olur diye düşünüyorum. Bu kadar. Arkadaşlar bunları haşladım. Bayağı oldu ben bunları haşlayalı. Şu an saat akşam 11. Soğudular bunlar. Bunları büyük bir ihtimal yarın temizleyeceğim gibi görünüyor. Evi bile temizledim yani. Size çekmedim bir şey ama şu an az önce yine markete gittik. Şu sulardan aldık. Küçük dolaba koyarken iyi oluyor. Dondurma çekti canım. Şöyle küçük. Bunlar hakiki Maraş dondurmasıymış. İlk defa deneyeceğiz şöyle. Şu Maraş sade dondurma.
iPad'o marka. Tanesi 2,5 geldi. 2 tane aldık. Bir eşime bir bana. Bir de hurma aldım. Yarın hurma detoksu yapacağım. Birkaç gündür dikkat etmediğim için diyete. Yarın hurma detoksu yapacağım. Sabah hurma yoğurt. Öğlen hurma yoğurt. Akşam hurma yoğurt şeklinde detoks yapacağım. Size çeker gösteririm zaten. Böyle daha sonra görüşürüz. Size merhaba arkadaşlar. Şu birkaç gündür doğru düzgün video çekmiyordum. Hep böyle atlata atlata. Her gün kısa kısa parçalar halinde gördünüz zaten şu ana kadar. Şöyle başlayayım artık bugün. Çünkü bayramdı işte derken, bayram derken video falan olmadı pek. Bugün günlerden cuma. Hayırlı cumalar. Şu an saat öğlen 12:05 var. Ben işlerimi yaptım. Şu an yemek için hazırlıklara başladım. Yarım kilo bamya almıştım. Şöyle bakın küçük küçük. Normal şu şekilde bamyaları temizleyip limonun suyuma atıyorum. Bu yarım kilo bamya bugün pişireceğim. Ve Ramazan'dı, bayramdı derken ben 2 kilo aldım arkadaşlar. 2 kilo aldım, evet. Toplam verdiğim kilo 20. Geri aldığım kilo 2 kilo. Yani şu an 18 kilo eksiyle devam ediyorum. Bugün tabii detoksa başladım. Nasıl bir detoks? Hurma diyetini bilenler vardır. Ben onu ara ara uygulayıp detoks yapacağım artık. Şuradan burada da sütten yapmış olduğum tabii ki de şekersiz Türk kahvesini içeceğim ara öğün olarak. Yani bugün full her şey devam edeceğiz diyete. Yürüyüş falan bu aralar pek çıkamıyorum. Çünkü şu an dışarısı 40 derece. Çok sıcak, vantilatöre bakın. Oturulmuyor yani. Daha saat 12, bu saatte oturulmuyor. Bilmiyorum ne olacak. Yürüyüş değil de evde artık spor, bilmiyorum. Bir şeyler yapacağız artık. Allah dışarıda çalışanlara kolaylık versin. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bamyalarımı temizledim. Hatta şu dün haşladığım börülcelerin de yarısını temizledim. Şöyle bakın, bu da kılçıkları bayağı kalın kalın oluyor, kılçıkları şöyle. Bu kalan yarısını da komşularıma vereceğim, ikiye bölüp. Çünkü bu bana çok bile, şöyle şu kadar şu kadar buzdolabı poşetlerine. Yani buradan bana bir 4-5 tane çıkar, yeter. Eşim zaten bunu sevmiyor, yemiyor. O yüzden öyle. Şurada gördüklerinizde hurma. Hurma detoksu yaptım, söylemiştim. Sabah 3 kaşık yoğurda 6 hurma koyup karıştırıp yedim kahvaltı olarak. Ara öğünde bir tane sütten Türk kahvesi içtim. Bir fincan şekersiz tabii ki de. Öğle yemeği yedim az önce. Yine 3 kaşık yoğurda 6 tane hurma karıştırıp yedim. Bu hurma detoksu oluyor. Hurma diyeti oluyor. Bunu bir hafta uygulayıp 3-4 kilo vermişler bile var. Tabii yanında yürüyüş falan da yapıyorsunuz sporla birlikte. Ama bunun dışında hiçbir şey yenilmiyor. Sadece yeşil çay, bitki çayı ya da kahve dışında hiçbir şey yenip içilmiyor. Ben bunu 1 ya da 2 gün uygulayacağım. 2 kilo aldım demiştim. Arayı kapatmak için 1 ya da 2 gün uygulayacağım bu detoksu. Onun dışında zaten normal diyetime devam ettiğim için bir hafta uygulamama gerek yok. Bir hafta zaten ben dayanamam. İçim almıyor öyle sürekli aynı şeyleri yemeyi. Öyle arkadaşlar. Böyle. Bu diyet hakkında bilginiz varsa yorumlara yazarsanız hepimiz bilgilenmiş oluruz. Neyse, bu videoyu burada kapatacağım. Birazdan bamya yemeği yapacağım. Sizlere çekeceğim ama bu videoda değil, bir sonraki, yarınki videoda göreceksiniz onu. Çünkü bu video çok böyle kesik kesik oldu. Bir hafta böyle ara ara çektiklerimi koyduğum için karışık bir video oldu gibi geldi bana ama yayınlayacağım artık. Çünkü başka video çekmedim bu hafta. Bu kadar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bamya tarifi bir sonraki videoda gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.